Pardon, ben Türkiye'de uzay çalışmaları ne durumda? Şimdi uzay çalışmaları deyince insanın hemen aklına şey geliyor, SpaceX gibi ya da dünyanın büyük uzay ajansları gibi uzaya işte roket göndermek ya da başka gök cisimlerine işte sondalar indirmek vesaire gibi şeyler geliyor. Biz bunu yapmıyoruz. Şu an bizim öyle bir kabiliyetimiz yok. Ama iyi şeyler oluyor. Örneğin tabii ki uzay alanında çalışmak sadece uzaya işte roketler göndermek değil. Sonuçta teleskop yapmak da bir şey. Uzay alanında bir hizmet. Örneğin Erzurum'da şu an 4 metre çapında bayağı büyük, kırmızı öteye duyarlı, çok iyi bir teleskop yapılıyor. Bu teleskobun tasarımı falan kendine özgü, eşsiz bir tasarım var. Yani Erzurum'daki Karakaya Tepe'de de yükseklik olarak çok iyi. Kırmızı öteye duyarlı bir teleskopu bizim ülkemizde ilk olacak. Kırmızı öteye duyarlı teleskobumuz yok çünkü biz genelde değil her zaman bizim teleskoplarımız şeye bakıyor, optik bölgeye bakıyor. Yani insan gözüne giriyorsa o teleskoplar da onu görüyor. Ha, böyle şeyler var. Onun dışında Türkiye Uzay Ajansı, eminim bunu birçok insan duymuştur haberlerde. Ne oldu? En son gelişme ne? Meclise geldi. Bir aşamayı geçti sanırım şu an sonuçlanmasını bekliyor. Eğer sonuçlanırsa, kurulursa bir idari yapı oluşturulacaktır. Bu idari yapı sanırım yapacağı ilk iş diğer uzay ajanslarıyla işbirlikleri kurmak olabilir. Sonra gerekli mühendislik, altyapı çalışmaları vesaireler başlayacaktır. Daha sonra da bilimsel kısımlar oluşturulacaktır. Yani atıyorum mesela sen işte atıyorum kozmoloji çalışmak istersin astrofiziğin altında ya da başka biri kimya astrokimya çalışmak ister astrobiyoloji çalışmak ister ya da kimi roket yapacaktır vesaire mühendislik anlamında bir şeyler yapmak ister yavaş yavaş olgunlaşacaktır yani umutsuz olmaya gerek yok çünkü dünya o yöne gidiyor yani siz ne kadar kendinizi böyle geriye çekmeye çalışsanız da dünya gittiği zaman o yöne siz de gitmek zorundasınız yani bundan kaçamazsınız yani sonuçta bir uzay ajansı kurulacak. Bu umarım burada ortak endişemiz şu olabilir. Şimdi böyle bir kurum gerçekten çok önemli ve seçilen insanları da görevlendirilen insanların gerçekten o alanda görevlendirdikleri birimde ne bileyim uzman insanlar olması lazım. Yani işte sen benim amcamın olsun gel şurada şu müdürlüğü al olmaz. Yani bu uzay ajansı hani roket yapacaksın. O nedenle biraz şey ciddi davranmamız lazım ama ben eminim bu acemilikler geçecektir. İyi bir uzay ajansına sahip olacağız. Ben şu an ortaokulda, lisede öğrenim gören arkadaşları çok iyi bir geleceğin beklediğini düşünüyorum bu anlamda.